Covid-19 teknoloji dünyasında pek çok şeyi değiştirdi. Kimi ürünler satış patlaması yaşarken, kimi ürünlerse pazar kaybetti. Ama çok ilginç bir detay var. Bazı ürün grupları iki duyguyu birden yaşadı. Örneğin projektörler. Duvar ya da perdeye görüntü aktarmamızı sağlayan projektörlerin en yaygın kullanım alanı eğitim için okullar ve iş için şirketler. Ancak Covid sebebiyle uzaktan eğitim ve evden çalışma bir ihtiyaç haline gelince burada bir duraksama yaşandı. Ama yine aynı sebeple insanlar evde kalmak ya da izole yaşamak istediği için ya da zorunda kaldığı için hem premium projektörler hem de cep boyutundaki mobil projektörlere olan ilgi artmış oldu. Bu son derece doğal. Çünkü karavan yaşamı, kampçılık ya da küçük gruplar halindeki mobilize tatiller yepyeni bir trend oluşturdu. Videomuzun konusu da tam olarak böyle bir ürün. Yani bu tür istek ve ihtiyaçlara cevap verebilen yepyeni bir projektörden bahsedeceğim. Alpen'in FireLegend PV12 adını verdiği taşınabilir LED projektör. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte detaylara başlayalım. Önce Aopen markasını anlatayım. Kimlerinize yepyeni bir marka gibi görünebilir. Kimleriniz bu markada nereden çıktı diye sorabilir. Ama aslında yeni bir marka değil. 1996'da Tayvan'da kurulmuş köklü bir marka. Ve geçtiğimiz dönemde Acer'ın yapmış olduğu yatırımla birlikte Acer'ın bir bakıma iştiraki haline dönüştü. İnceleme konumuz olan FireLegend PV12'de Aopen'in geliştirmiş olduğu portatif bir projektör. Şimdi isterseniz kutu açılışıyla videomuza devam edelim. Sonrasında avucun içerisinde sığan bu minik portatif projektör hakkında konuşacak başka detaylar da olacak. O zaman devam edelim. Şık bir kutuya sahip olan projektörle birlikte güç kablosu, uzaktan kumanda, kablosuz iletişim adaptörü, dokümanlar ve taşıma çantası çıkıyor. Burada iki detay bence çok önemli. Birincisi uzaktan kumanda. İki tane pille çalışıyor ama kutu içerisinde pil bulunmuyor. Elinizin altında olmasına fayda var. İkincisi ise kablosuz iletişim adaptörü. Cihazın arkasına yer alan yuvaya takılıyor. Adaptörün harici olması ilginç ama taktığınız zaman 0-0 oturmuş oluyor. Yani herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Bakın hemen şurada takıldığını görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi harici bir formda tasarlanmış olması gerçekten ilginç görünüyor. Cihazın kendisine geçmeden önce biraz da kumandasından bahsedeyim. Plastik forma sahip olan kumanda üzerinde 8 tane buton ve 4 yönlü bir kontrol joystick bulunuyor. Sade bir arayüze sahip olduğu için kumandayla kontrol etmesi kolay ama tek kontrol seçeneği kumandanın kendisi değil elbette. Aynı zamanda projektörün kendi üzerinde de fiziksel kontrol butonları bulunduğu gibi zaten EZCast uygulamasıyla kullanılabiliyor. Buna ek olarak eğer telefondan bir içerik yansıtacaksanız bazı kontrolleri telefon üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama kumandası merak edenler için böyle bir yapıya sahip. Az önce de ifade ettiğim üzere iki tane pille çalışıyor ama kutu içeriğinde herhangi bir pil bulunmuyor. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. FireLegend PV12 avucun içerisine sığan minyatür boyutlarda bir projektör. Kare formunda olan ve 440 gramlık ağırlığı bulunan projektörde bağlantıların tamamı arka kısmında toplanmış. Burada güç konektörüyle birlikte USB portu, HDMI konektörü ve kulaklık bağlantısı yer alıyor. USB portu üzerinden örneğin bir sürücü takarak içerisindeki video dosyasını yansıtabiliyorsunuz. Veya HDMI üzerinden kablo yardımıyla bilgisayar bağlantısı gerçekleştirebilir. Hatta Xbox oyun konsolunu da yine HDMI üzerinden PV12'ye bağlayabilirsiniz. Bu projektör ekranda kırılmaları mümkün olduğu kadar azaltmak ve daha akıcı bir görsel deneyim sunabilmek için VRR dediğimiz Variable Refresh Rate özelliğini destekliyor. Yani değişken oranlı tazeleme hızı teknolojisi bu projektör tarafından destekleniyor. Ama bir koşulu var. O koşul da şu: bu özelliği kullanabilmek için ya bir Xbox sahibi olmanız gerekiyor ya da bağlayacağınız bilgisayarda AMD ekran kartı olması gerekiyor. Eğer bu koşulları sağlayabilirseniz projektör üzerinden VRR teknolojisini de kullanabiliyorsunuz. Projektörün tasarımında dört kenarı da kapsayan petekli bir çerçeve kullanılmış. Kontrast sağlayarak görselliğe katkı sağlayan bu çerçeve aynı zamanda cihazın üzerindeki termal stresi azaltarak daha serin çalışmasını sağlıyor. Ön kısmında projeksiyon lensiyle birlikte fokus tekerleğinin yer aldığı PV12'nin üst kısmında ses kontrol ve navigasyon butonları, sağ kısmında ise güç düğmesi bulunuyor. Aynı zamanda taşıma halkası da yine sağ tarafa konuşlanmış. İsterseniz açık olarak taşıyabilir, isterseniz beraberinde gelen taşıma kılıfıyla kullanabilirsiniz. Bu arada aranızda merak edenler mutlaka vardır. Onlar için bazı testler de yaptım. Hatta şöyle canlı canlı da gösterebilirim. Güç düğmesine bastıktan sonra ilk ışın yansıtılması 10. saniyede, ilk görüntünün oluşması 15. saniyede ve ana menünün duvar yansıması ise 20. saniyede gerçekleşiyor. Yani açılma hızı bazen projektörlerde merak konusu olabiliyor. Aopen FireLegend PV12'nin sunmuş olduğu performans 3 aşağı 5 yukarı
bu şekildeydi. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Teknik yeteneklerine geçmeden önce üzerinde durmak istediğim bir detay daha var. Projektörün altındaki stand hareketli. Kullanmak istediğiniz yerin yüksekliği ile duvar arasında belli oranda açı vererek ayarlayabiliyorsunuz. Yani kendi ideal kullanım şeklinizi bulmak için standtan istifade edebilirsiniz. Bakın. Bu şekilde kullanım daha ziyade alt taraftaki tripod bağlantısını değerlendirmek için. Çünkü tripodu takabilmek için standın engel olmaması gerekiyor. İsterseniz dediğim gibi belli bir açı vererek istediğiniz herhangi bir noktaya bir perde ya da duvara yansıtabiliyorsunuz. Yalnız tripod bağlantısı için bir detay söz konusu. Eğer kolu olan bir tripoda takmak isterseniz bu stand böyle bir pozisyonlamada bazen engel çıkartabiliyor. Ha, bu engeli ben de yaşadım. Ama nasıl açtım? Bu projektörü tripoda ters bağladım. Sonuçta tripod üzerindeyken projektörü hareket ettirmeyeceğimiz için herhangi bir kayıp yaşamadım ama belki buna bir sonraki jenerasyonda biraz daha farklı bir çözüm bulunabilir. Fakat günün sonunda stand bence iyi organize edilmiş. İstediğiniz zaman istediğiniz açıyı vererek cihazı pozisyonlandırabiliyorsunuz. Hatta çalıştırarak göstereyim. Dediğim gibi yansıtacağınız platforma göre bu bir perde ya da duvar olabilir. İstediğiniz şekilde pozisyonlandırabilirsiniz. Fire Legion PV12 projeksiyon sistemi olarak DLP teknolojisinden güç alıyor. Yani ışığın dijital olarak işlendiği, çok sayıda minik aynanın eşlik ettiği yansıtıcı bir yüzeyle çalışır. Çip teknolojisini baz alan bu sistem pek çok segmentle birlikte taşınabilir. Portatif yapıdaki projektörlerin önemli bir kısmına da güç veriyor. Lazer projeksiyonlar zaten sektörün amiral gemisi olarak bambaşka bir boyutta yer alıyor. DLP tabanlı cihazlarsa modeline göre değişkenlik göstermekle birlikte teknik anlamda daha yüksek kontrast verebilir ve daha yumuşak görüntüler oluşturabilir. Bu çerçevede PV12 tekli LCD panel kullanan bir DLP sistemi. Erişilebilir projektör olarak dizayn edilen sistemin kendi doğal çözünürlüğü 854x480. Ancak 1600x1200'e kadar çıkabiliyor. Fabrika verilerine bakıldığı zaman LED parlaklığı 700 lümen olan projektörün standart parlaklığı ise 150 lümen. 16'ya 9 görüntü oranıyla çalışan ancak diğer cihazlar için 4:3 formatıyla da uyumlu olan cihazda 5000'e 1 kontrast ve 16.7 milyon renk üretimi sunuluyor. Ekran yansıtma oranı 73 cm'de 29 inç, 254 cm'de ise 100 inç olan PV12'nin ideal çalışma mesafesi 0.7 metre ile 2.9 metre arasında. Manuel fokusa çalışan projektörde lensin yanındaki teker yardımı ile f1.6 ile f5 arasındaki diyafram ayarını yapabiliyorsunuz. Fire Legion PV12 tek başına bağımsız bir sistem değil ya da akıllı bir projektör de değil, bir görüntü kaynağına ihtiyaç duyuyor ama ne güzel ki pek çok cihazla kablosuz bağlantı yapabiliyor. iOS 10 ve üzeri iPhone'lar, Android 5.0 ve üzeri Android telefonlar, Windows 7'li bilgisayarlar ve macOS 10 tabanlı Mac'lerle bağlantı kurup görüntü aktarımını yapabiliyorsunuz PV12 ile. Sahip olduğunuz ya da kullandığınız cihaza göre bağlantı şekli ufak tefek farklılıklar içeriyor. Örneğin test etmek için Android tabanlı bir cihaz olarak Samsung'un güncel bir modelini kullandım. Yapmanız gereken tek şey Samsung'un bildirim ekranından Smart View sekmesine gitmek ve oradan projeksiyona gerekli olan bağlantıyı sağlamak. Ardından telefon ekranı duvara yansımaya başlıyor. Ya da örneğin Windows tabanlı bir bilgisayarı bu projektöre bağlamak ve masaüstünüzü duvara yansıtmak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Klavyede Windows artı P tuşuna basarak yansıtı ekranına ulaşabilir. Oradan da PV12 seçerek masaüstünü duvara yansıtmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bağlantı kurmak zor değil ama cihazdan cihaza ufak tefek farklılıklar içeriyor. Bağlantıyı kurduktan sonra da direkt artık hangi cihazı bağladıysanız görüntüyü doğrudan duvara ya da perdeye yansıtabiliyorsunuz. Üstelik şöyle bir durum söz konusu. Telefonu duvara yansıtmak isterseniz bu projektörü dikey olarak kullanıp direkt otomatik oryantasyon yardımı ile sağda ya da solda ekstra bir boşluk kalmadan yeni nesil dikey ekran konseptine uygun bir görüntü yansıtabiliyorsunuz. Bu bence önemli bir özellik çünkü telefonu kullanmak istediğiniz zaman telefondaki içerik tüketimlerinin önemli bir kısmı artık dikey ekran konseptinde olduğu için. Yani örneğin Instagram, örneğin TikTok gibi projektörün otomatik oryantasyon yardımı ile o içeriğe, o kontente uyum sağlaması bence son derece önemli bir projektör. Onu yapabilen cihazlardan bir tanesi. Birbirinden değişik cihazlarla yaptığım denemelerde herhangi bir büyük sorunla karşılaşmadım. Ama kablosuz bağlantının doğası gereği bağlantı kurduğum telefon ve projektör arasında çok ufak bir gecikme tespit ettim. Bu gecikme belki hani olsa olsa yarım saniye kadar ya var ya yok. Ancak hissediliyor mu? Evet. Nerede? Anlık reaksiyon göstermeniz gereken bazı oyunlarda kendisini belli ediyor. Örneğin otomobil simülasyonları gibi ama günün sonunda ben bu projektörü ağırlıklı olarak içerik tüketmek, videoları izlemek için kullandığımdan dolayı ben de olumsuza sevk edebilecek bir düşünceye sebep olmadım. En azından ben kullanırken böyle bir hissiyata kapılmadım ama dediğim gibi çok oyun oynayan birisi için aradaki o yarım saniyelik, o da kablosuz iletişim doğasından gelen bir gecikme hissedilebilir ama ufak bir adaptasyon sürecinden sonra aslında ona da adapte oluyorsunuz diyebilirim.
Fire Legion PV12 başlangıç seviyesinde yer alan bir model olduğu için ideal deneyimi elde edebilmek adına bulunduğunuz ortamın maksimum karanlık düzeyinde olmasına özen gösterin. Tabii yansıtılan ekranın büyüklüğü ve görsel kalite arasındaki dengeyi kişisel beklentileriniz, ister ya da istekleriniz tayin edecek. Çünkü sonuçta kompakt bir projektörden bahsediyoruz. Evet, görüntüyü büyütebilirsiniz ama büyütmek için uzaklaştıkça görüntü kalitesinden de taviz vermeye başlıyorsunuz. İşte bu noktada en yüksek kaliteyi alabilmek, en yüksek performans elde edebilmek adına kendi ayarlarınızı bulmanız son derece önemli. Ufak bir çalışma odasında ya da bir yurt odasında zaten muhtemelen maksimum performansını verecektir ama nispeten daha geniş bir ortamda ideal görsel kaliteyi, doğru ambiyansı yakalayabilmek için orada deneme yanılma yöntemiyle kendiniz için en doğru ayarları, kendiniz için en doğru duvar ya da perde projektör mesafesini tespit etmeniz gerekiyor. Açıkçası yaptığım ölçümlerde, yaptığım denemelerde bu cihazla vakit geçirirken farklı mesafelerden ideal kaliteyi yakalamaya çalıştım. Kendi göz zevkime göre şunu söyleyebilirim ki 1.8 ila 2 metre arasındaki mesafe kullanımında hem görsel kaliteyi ve görsel büyüklük anlamında Fire Legion PV12'den bu cihazın kendi segment çerçevesinde keyif aldığımı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi buradaki kalite kişisel beklentilerinize doğru orantılı. O noktada belki daha küçük bir ekranı daha yüksek kaliteyle izlemek isteyebilir ya da en büyük görüntü, en büyük görselliği kaliteden bir miktar taciz ederek izlemek isteyebilirsiniz. Burası artık size kalmış bir detay. Ama bu sınıf bir cihaz için görüntü kalitesinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. En iyi görsel deneyim için projektörün en yüksek parlaklığa ulaştığı yüksek parlaklık modunu kullanabilirsiniz. Ancak şunu unutmamanız gerekiyor ki en yüksek parlaklık modunda projektörün pili düşündüğünüzden daha hızlı bitiyor. Eğer uzun bir içeriği batarya üzerinden izleyecekseniz standart modu kullanmanıza fayda var. Ancak 1 saatin altındaki içerik deneyimlerinde parlak modu kullanarak daha yüksek görsel deneyim elde edebilirsiniz. Örneğin 90 dakika sürmesini beklediğiniz bir futbol müsabakasını duvara yansıtmayı planlıyorsanız ya standart modda kullanın ya da bir prize yakın olduğunuzdan emin olun. Çünkü dediğim gibi en yüksek parlaklık modu görsel keyif anlamında iyi ama pil tüketimini hızlandırdığı için dikkatli olmakla, temkinli olmakta bence fayda var. Şöyle bir yorumda bulunabilirim. Kullanım süren boyunca çoğunlukla standart modda kullandım. Bu modun dengeli olduğunu söyleyebilirim. Yani ideal görsel deneyim ve pil tüketimi anlamında bence en iyi dengeyi standart mod sağlıyor. Evet, eco modu olarak çalışma süresini 5 saate kadar çıkartabilirsiniz ama eco mod için otomatik olarak tayin edilen parlaklık düzeyi bana yeterli gelmedi. Dolayısıyla ben test sürem esnası boyunca PV12'yi standart modda kullandım. Kısa süreli fragmanlar ya da kısa süreli içerik tüketimi yaparken tabii ki en yüksek parlaklık modunda da bol bol kullandım. Ama şunu da unutmayın, en yüksek parlaklık modu sadece pil tüketimini etki etmiyor. Aynı zamanda lamba ömründen de götürüyor. AOP'nin yaptığı açıklamaya göre bu cihazın PV12'nin sahip olduğu lamba ömrü standart kullanımda 20.000 saat, eco kullanımında ise 30.000 saat. Ama tabii ki en yüksek parlaklık modunu alırsanız 20.000 saatin de altında seyredecektir. Bu arada en yüksek parlaklık modunu aldığınız vakit cihazın termal stresi de artış gösteriyor. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Görüntü kalitesini etki eden unsurlardan biri de cihazın sahip olduğu renk profilleri. PV12'nin ayarlar kısmında ön tanımlı olarak gelen farklı renk profilleri var. Ancak ince ayar kısmına gittiğiniz zaman kontrast ve sıcaklık gibi değerleri kendi istekleriniz çerçevesinde de kişiselleştirebiliyorsunuz. Ben çoğunlukla fabrika ayarlarını kullandım. Ama renk profillerindeki değişim görselliğe bariz şekilde yansıyor. Dolayısıyla kullanmak isteyenler için bu ayarların es geçirmemesinde bence fayda var. Açıkçası bu segment bir ürünü ilk defa kullandım. Dolayısıyla kıyaslama yapmadan deneyimlerimle yorumlamam gerekirse bu projektör ufak bir genç odasında, bir karavan içerisinde ya da belki bir yurt odasında özel bir görsel beklenti olmadığı takdirde ihtiyaçlara karşılık verecektir. Performans konusunda kullanıcıları mutlu etmeyi başaracaktır diye düşünüyorum. Örneğin televizyon yerini tutar mı derseniz hayır tutmaz ama televizyon olmadığı ya da olamayacağı yerlerde görsel ihtiyacı, özellikle de birden çok kişinin eş zamanlı olarak yapacağı içerik tüketimleri için oradaki görsel ihtiyaca karşılık verebilir. İçerik tüketimi sadece görüntüden ibaret değil, ses performansı da bence son derece önemli. PV12'ye bakıldığı zaman üzerinde bir tane 2 wattlık hoparlör yer alıyor. Yeterli mi derseniz çok yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim ama ne güzel ki cihazın üzerinde bir de bakın hemen şurada bir kulaklık konektörü yer alıyor. Ha, hoparlörle ilerleyebilir misiniz? Evet, ilerlersiniz ama şöyle. Örneğin küçük bir genç odasında sessiz bir atmosferde bu cihazın sahip olduğu hoparlör böyle uyku öncesindeki ufak tefek izlencelerde yeterli performans sağlayabilir belki ama özel bir beklentiniz varsa ya da maksimum bir keyfi hedefliyorsanız bu cihazın hoparlörü dışında kulaklık bağlayabilir, kablosuz bir bağlantı gerçekleştirebilir ya da bu cihaza bağlayacağınız cihazın, bir başka cihazın örneğin telefon hoparlör üzerinden de izlenceye devam edebilirsiniz.
Fire Legion PV12'nin kendi gürültü seviyesi ve termal başarımını da ölçümledi. Sessiz bir ortamı rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkarmıyor. Termal olarak bakıldığı zaman ise cihazın üst tarafında sağ arka kısmı 40 derecelerde seyrediyor. Lensin olduğu ön kısma geçildiği zaman ise ön tarafın sol kısmı 50 dereceleri görebiliyor. Zaten içerideki ısı dağıtıcı bloğun o kısma konuşlandırılmış olması da bir tesadüf olmasa gerek. Acer'ın bir iştiraki olan AWP'nin Fire Legion PV12 modeli sinematik bir deneyim vaat eden üst seviye bir projektör değil. Ama ihtiyaçlarınızı doğru belirlediğiniz takdirde tatminkar sonuçlar da verebiliyor. Fiyatı ve alınabilirliği hakkında yorum yapmak pek kolay değil. Zira Türkiye fiyatını göremedim. Ancak buna yakın bir sistem olan Acer'ın C202i modeli 2000 lira civarında bir fiyatlandırmayla piyasada bulunabiliyor. Tasarımı PV12'den daha kötü ama kutu içerisinde bir mini potun olması güzel. Bu arada PV12 için SKS ile uygulama tabanlı kontrol de mümkün. Ama zaten pek çok cihazı kablosuz bağlayıp kontrol edebildiğimiz için ya da uzaktan kumandasıyla yönetebildiğimiz için ona çok fazla ihtiyaç duyar mısınız? Açıkçası bundan pek de emin değilim. Uzun lafın kısası, ben kullanırken keyif aldım. Türkiye'ye geldiği zaman, fiyatı şekillenmeye başladığı zaman PV12 hakkında belki tekrar konuşuruz ama dediğim gibi beklentinizi doğru ayarladığınız sürece, bu cihazın yeteneklerini doğru bildiğiniz sürece tatminkar sonuçlar veren iyi bir ürün olmuş PV12 ama Türkiye fiyatlandırması henüz belli olmadığı için, en azından yaptığım aramalarda bulamadığım için fiyatını bilmeden kesin kanaat getirmek kolay değil, fakat her yere sizinle beraber gelebiliyor olması ve birkaç saatten fazla kullanılabiliyor olması bence önemli avantajlarından bir tanesi. Ha, eksikleri yok mu dersin? Var. Bence iki önemli eksiği var. Birincisi, kumandanın malzeme kalitesi daha iyi olabilirdi. İkincisi ise lensin hemen sol tarafında bulunan netleme tekirdeği çok çok hassas. Ufak bir dokunuşta bile netlik ayarınız değişebiliyor. Dolayısıyla belki buradaki kontrol, buradaki hassasiyet biraz daha rahat kullanılabilir şekilde dizayn edilebilirmiş ama onun dışında dediğim gibi ben kullanırken keyif aldım. Çünkü cihazın neyi yapabileceğini ya da neyi yapamayacağını biliyorum. Bunun farkında olarak bu cihazı kullandım ve test ettim. Dolayısıyla böyle bir cihazı alıp sinematik görsel deneyim beklerseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. Ama böyle bir cihaz alıp örneğin küçük bir genç odasında, belki bir karavanda ya da kamp ortamında kullanmak, örneğin bir maçı izlemek isterseniz o vakit pek çok kişiye yeterli gelebilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi burada farklı segmentlerde çok değişik ürünlerde bulmak pekala mümkün. Bu cihazdan, PV12'den maksimum performans elde etmek istiyorsanız hem en yüksek parlaklık modunu almanızdan ve mümkün olduğu kadar zifiri karanlık bir ortamda kullanmanıza da fayda olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda Fire Legion PV12'de taşınabilir projektör dünyasında yerini alan yeni nesil ürünlerden bir tanesi. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım keyifli bir videoya imza atabilmişimdir. Her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada bana ulaşmak isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoğuzay ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Paylaşımlarımı beğenirseniz takip ede alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.